Herkese merhabalar sevgili dostlar. 8 Haziran cumartesi günü Diyarbakır yarış programı tahminiüsüyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Diyarbakır'da bizleri bekleyen 6 koşulu bir program söz konusu. Ankara ve Antalya tahminleri de ayrı ayrı videolar olarak arkadaşlar kanalımızda mevcuttur. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve katıl üyesi olarak destek vermeyi unutmayalım diyorum. Tabi diğer videoları bulmak için kanalımıza tıkladığınızda videolar bölümünde son videolarda en üstte görebilirsiniz arkadaşlar. Onu da belirteyim. Diğer bir kanalımız var biliyorsunuz ki Oğulcan Karaca At Yarışı isminde bir hesap orayı da takibi almayı ihmal etmeyelim arkadaşlar orada da e, sürekli olarak yarış videoları paylaşıyoruz e, kendi ekibimizin yarış videolarından bahsediyorum hem eskilerden var işte A Karaca'nın falan videoları var yani Pir Karaca var yine keza işte e, zirvenin mesela var Hasan Tahsin koşusu kazanmıştı onların videoları söz konusu daha böyle 2010'lu yılların başlarından videolar var ve son dönemden 2020'lerden videolar var. E, Bandı Maho yazarsanız eğer YouTube'a çıkar. İlde de Sürmeli yazarsanız çıkar. Has Karaca, Pir Karaca, A Karaca yine bu isimleri yazarsanız çıkar. Orada seri halini yapıyoruz. Şu anda da Biceroğlu serisi var. Ondan sonrasında arkadaşlar diğer serilerde devam edecek. Evet saat şimdi 9'da geçelim Diyarbakır tahminlerine akşam biliyorsunuz gece programı hatta diyelim akşam da değil bayağı 11.30'da bitecek bir yarışlar var çünkü 9'da arkadaşlar gece programı başlıyor 14 handikap 3 yaşlı İngilizler 1200 metrede kum pistte çıkıyorlar arkadaşlar 12 safkan start alacak ilk yarışta 6'lı ganyan ilk ayağında bir numara My Most Special bu koşudaki favori göstereceğimiz safkandır 14 gün evvel son çıktığı yarışı kazanmıştı bu isim bir hafta evvel koşup kazanan bir safkan 12 numara Sasha Görle devam ediyoruz. Ardından arkadaşlar 130 gün arasına rağmen kalitesine güvendiğimiz bir isim 8 numara Super Trooper'ı burada tavsiye edeceğiz. Sonra 9 numara Ünlü Çocuk diyoruz ve ardından arkadaşlar burada bilhassa da verdiği ara itibariyle 24 günlük bir arayla gelen 4 numara Super Line'ı size tavsiye edeceğiz. Tabi... Bu yarış zor bir yarış. Onu belirtmem lazım. Yani ilk koşu olmasından ötürü değil, grup itibariyle hani her türlü seçenek mevcut. Yani 1 numaradan 12 numaraya kadar olan bütün atların bu yarışta az çok demeden baktığımızda galibiyet ihtimali var. Biz de mümkün olduğunca en yüksek şansı olan isimleri bir arada değerlendirdik ve ona göre bir oyun planlaması yaptık arkadaşlar. İkinci koşu saat 9.30'da 15 handikap dişilere mahsus 4 yukarı Arapatları 1200 metre kum pist yarışı olacak. Arkadaşlar burada 13 adet safkan start alıyor. E, bu yarış için favorimiz e, 10 gün evvel koşup kazanan isim 5 numara Harput Ateş oldu. Kilo olarak da 60.5 kiloda start alacak bir safkan. Ardından ikinci at olarak değerlendirdiğimiz isim 12 gün evvel start alıp ikinci olan e, Safkan 9 e, numara bal küpüm oldu burada. Birazcık sürpriz bir at biliyorum ama yine de ben öncelikli olarak burada değerlendirdim. Onu belirteyim. Sonra 12 gün evvel üçüncü olan Necmi Altında 8 numara özgün sayfa. Ardından son yarışlarda istediğini alamasa da bu sene sadece 5 yarış koştu. Bir çıkış yakalayabilir. Nurbaşı 7 numara Ferit Yardımcı ile tercih ediyoruz. Ve son olarak da arkadaşlar burada yüksek kiloya rağmen tercih edebileceğimiz diyeceğimiz iki tane safkan var. Bir numara Gaye Can ve iki numara Tumbul Nazlı. Bu iki safkanı da geniş kuponlarda ilave edebilirsiniz. Tabii ben böyle bu kadar at e, söylüyorum ediyorum ama verdiğimiz atlar arkadaşlar sıralamayla ve bütçenize göre e, olacak şekilde. Yani daha ufak bütçe oynayanlar ilk verdiğimiz 3 atı 4 atı yazarak zaten oyunlarını tamamlayabiliyorlar. Onu her videoda belirtiyorum yine burada da belirtmiş olayım. Üçüncü koşuya geldik şimdi saat 10'da 3, 4 yaşlı Araplar 1800 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar 10 adet safkanın mücadelesi olacak. 1 numara ve 2 numara ekürü startılıyor. Kral Doğan ve Hızlı Emre. 10 at içerisinde bizim favori gördüğümüz ve bu yarışı kazanmasına neredeyse kesin gözüyle baktığımız bir Safkan var ve o ismi burada haliyle biraz da risk alarak tek bırakacağız. 3 numara renk kat arkadaşlar bu koşuda tekimiz oldu. Aprantisi Alişan Bağır'la start alan Safkan 57 kiloda koşacak bir Sultan Defost Ricardo temsilcisi kapalı gözlük ve kulaklık takıyor Safkan. Bu sene sadece 5 kez start aldı. Bunların 3'ünde ikincilik çıkarırken birinde birinci oldu. Toplamda 5 yarışında da tabela yaptı ve son 6 yarışında da tabela yapmış. Bir isimden bahsediyoruz. 5 gün evvel ikinci oldu son yarışında ve 61 handikap puanıyla grubun en yüksek handikap puanına da sahip olan ismi. Peki ben size bir şey göstereceğim burada. Bakın şart yarışı bu yüzden en yüksek handikap sahibi olmasına rağmen burada kilosu en yüksek olan at değil. Tabi apranti ile de kilo düşürülüyor ama şartlı yarışlarda gelir endeksli olarak kilolar belirlenir. O yüzden yani bu yıl içerisinde elde ettiği gelirlere bakılarak belirleniyor. O yüzden burada bu handikap puanına rağmen iyi bir şekilde düşük bir kiloyu da yakalamışken 3 numara renk kat kazanacaktır diye düşünüyoruz ve 3 numarayı tek olarak veriyoruz. Dördüncü koşuya gelelim saat 10.30'da 6 safkanın start alacağı bir yarış. Şart 3 mücadele 2 yaşlı İngilizler 1100 metrede. Kum piste çıkacaklar arkadaşlar. Burada 6 at var tabii ki ama yani hepinizin malumu olan bir oyun yapacağız burada. Ee, i̇lk 3 at görüyorsunuz ki yarış kazanmış isimler. Haliyle bu 3 atı yazarsak burada çok daha garanti bir Oyun yapmış oluruz Dereceler sizi aldatmasın arkadaşlar Mesela burada 1-10-0-1 görüyoruz ama Bu Antalya'daki kumda elde edilmiş bir derece Yani Diyarbakır'la uzaktan yakından alakası olmayan bir pist durumu var orada Haliyle o yüzden dereceler burada birazcık aldatıcı gözüküyorlar Onlara takılmayalım Burada atların yarış kazanmış olmaları bizim için çok önemli bir durum O yüzden burada bir numara Caymazoğlu 2 numara Küçük Osman ve 3 numara Bella Fina'yı yazarak garanti bir oyun yapmanızı tavsiye ediyorum. Ha tabii ki favori kimdir derseniz de bir birincilik bir ikincilik aldığı için 3 numara Bella Fina favoridir. Ama ben garanti bir oyun olması adına 1 ve 2 numarayı da dahil ederek 3 atla burayı geçiyorum. 5. koşu saat 11'de şart 2 mücadele 3 yukarı İngilizler 1900 metre kum pist yarışı olacak. 10 safkan start alıyor arkadaşlar. Burada kara akrep ve yaşam ekürü olarak start alacaklar. Arkadaşlar bu koşuda e, baktığımızda son dönemde iyi gelen birkaç tane at var. Ama öyle yani çok iyi değil onu söyleyeyim. Sadece birazcık iyi geliyorlar diyebiliriz. Bir de uzun arasıyla rağmen iyi olabilecek bir isim bulunuyor. O da 10 numara Airman. Ben bir kere Airman ile başlayacağım. 10 numarayla başlıyorum arkadaşlar. Kalite itibariyle çok yüksek bir safgan. 179 gün araya rağmen burada tercihlerde mutlaka olması gerektiğini düşünüyorum. Yani eğer atı böyle azıcık hazırladılarsa bile bu at burada gelip kazanabilir. Benzer bir durumda 4 numara Lex Talionis var. Onu da yazacağız. 4 numarayı da yazıyoruz arkadaşlar. O da yani uzun aradır koşmuyor değil ama koştukları yarışlarda bir şey yapamadı. E, o yüzden e, burada... Yine grup müsait olduğu için ihtimal dahilinde gözüküyor. Peşi sıra burada 5 numara 1 likit. İşte şimdi biraz şeye geldik. Biraz iyi koşan atlar grubu. Ee, beraberinde 1 numara çapraz ve 2 numara novzara'yı da yazarak arkadaşlar burada oyunumuzu sağlamlaştırmayı planladık. Yani 10 numara, 4 numara, 5 numara, 1 numara ve 2 numara şeklinde bir oyuna burada gidebilirsiniz. Bu verdiklerim aynen böyle sıralamadır bu arada onu da söyleyeyim yani hiçbir zaman ben e, çok nadir durumlar haricinde özel bir şey bahsetmek gerekmiyorsa sıralamayı bozmadan veririm. Eğer sıralamayı bozacak şekilde bir şey söylüyorsam da ha bakın önce bu sürprizimizdir diye mesela söylerim ondan sonra sıralamayı vermeye başlarım. Hani onu da aklınızda bulunsun not alırken direkt benim verdiğim atları sırasıyla yazabilirsiniz. Eğer ekstra bir şey söylemiyorsam verdiğim atlar aynen sıralıdır. Son yarışa geldik 6. koşu saat 11.30'da şart 19 mücadele 3 yaşlı Araplar 1200'de kuma çıkıyorlar. Arkadaşlar burada bayağı fazla at var yine 15 tane at start alıyor. Gül, Sebahat ile Fotorli Baba ekür olarak koşacaklar. Ekürleri de değineceğim ama şu anda bir sırayla gitmemiz gerekiyor tabii ki. 1 numara. S Yaşar favorimiz Ferit Yardımcı ile birlikte burada başlıyoruz ardından. Ki bu at zaten 2 tane tabela yaptı. Ardından yine 2 tane tabela yapan bir diğer isim İsa Katar'la 2 numara Kral Cevheri diyeceğiz. Sonrasında 3 numara kız, e, Nazlı Gonca diyoruz arkadaşlar. Ki bu hatta bir hafta evvel ikincilik elde etmiş bir safkan. 33 gün evvel ikinci olan bir isim ve sürpriz bir ikincilikte Avcı 4 numarayı da yine tavsiye ediyoruz. Sonra ekürülere geliyoruz. 6 numara Fotorli Baba diyoruz arkadaşlar. Geriye kalan isimlerden ilk kez start alacak. Necmi altında Sandman 12 numara. Burada sürpriz yaparsa yapabilir. Onu da geniş kuponda değerlendirebilirsiniz. Yani 1, 2, 3, 4, 6, 12 şeklinde bir oyuna gidilebilir. Ama bakın bunların hepsini yazmanız gerekmiyor favori olarak başladığımız için önce 1 sonra 2 sonra 3 mesela küçük kupon olur burada. Ondan sonra 4, 6 ve 12'yi mesela yazabilirsiniz. Hepsini sıralama olarak verdiğimiz tekrardan belirtmiş olmak istedim. Diğer videolar yayında bakın kanalımızda Antalya tahminleri var 9 koşu 2 altılı. Ankara var 2 altılı yine 9 koşu. Hepsinin videolarını sizler için hazırlıyoruz ediyoruz. Sizlerden de videoyu beğenmenizi Katıl olmanızı, abone olmanızı bekliyoruz arkadaşlar. Diğer kanalımıza da abone olmak için YouTube'a eğer ille de sürmeli yazarsanız mesela oynatma listesi çıkar. Oradan diğer kanalımızı bulabilirsiniz. Oraya da abone olursanız seviniriz diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum.